Şunu yapmak lazım. Prensip olarak önce ilim toplamak lazım. İtikat İslamiyet doyulması lazım. Doyulması. İtikat İslamiyet'in yani millet bakın dini görmesin. Al bakın ve fesatın dini görmesin. Bu iş böyle. Hakikati görmesin. Bunu düzeltmek lazım. Ondan sonra yavaş yavaş işte hacınlığa sosun bize. Şunu da demiş lan. İlim toplayıp da yanlış ilimde toplayamadım. Toplayamadım. Toplayalamadım. Toplayalamalıyım. Toplamalıyım. Böyle bir fırı topluyorum. Bu da bizi şöyle bir topladığımız bilgiye bakarsın. Bizi mutlu ediyor mu? Bizi sevindiriyor mu? Bize kalbimiz tutuldu mu? Kalpte bir değişme oluyor mu? Bir böyle pallama oluyor mu? Ve hep pallama oluyor mu efendim? Bakın. Onun için şunu yapmak tatlı. Zikir okumak lazım. Zikir okumak, zikir teknik lazım. Kur'an okumak lazım. İlmihal okumak lazım. İlmihal okuyarak dikkat etmek lazım. Hatta meğer kitabı. Tefsir kitabı olarak ortalık sahtekar. Dinim bile sahtekar. Dinim kitap alarak dikkat edin. Kimse. Kur'an sünnet uygun. Millet İbrahim'e. Allah'a ve Fesavüs'e dinliyorum. Yani İbrahim, millet İbrahim İslam'ın evzim olsun. Yani nasıl ki diyebilir ki Muhammed'in şeriat uygun. Bugünkü 1400 sene efendim Muhammed'in şeriat uydu Muhammed şeriatına. Efendim. Sahabe Ehl-i Beyt'in Hulefe Raşid'in Evliyalar herkese Peygamber varisinin uydu dinine inanmak lazım. Bu bizi cennete götür. Kem bakın cennet bir hesap edin mübarekler. Bir mübarekler bir hesap edin. Efendim böyle böyle. Bir hesap edin. Hesap edin. Küfür söyleyemeyelim. Dövmeyelim kız. Cennet bir adım. Ahiret güzel cennet var. İbadet edelim. Şeriatı dediğim gibi. Millet İbrahim dinine inanalım. O zaman kazanacağız. Şunu prensip olarak dini doğru anlayıp ibadet etmeyi de öğrenip işimize gidelim. Zengin olma faydası. Müslüman zengin olacak. Hayır. Allah ötebilir. Müslüman da zengin güçlü olacaktı. Hakim olacaktı. Zengin olan bir para kazanır. Yok yok. Ben fakir kaldım. Şöyle yani dedim mi gitsin? Helal rızık alalım. Faizsiz. Lotosu motosu. Sen şimdi git. Ben loto oynarım. İşte bilmem mesela. Mesela 1 milyon TL. Bu para haramdır da. Onu bu 1 milyon TL almasın. Bırak bir tek. Bir kuruş helal para al da hayırlı. İnanma. Loto oynamayın. İtte de 1000-2000 TL onu bir kuruş al helal para daha iyi. İnanın bana. Onun için fakirlik olmadı. Bak fakirleşti bir şey diyor efendim. Allah Teala diyor ki efendim tuhaf fakir cennete fakirle üzülmesi ağlamasın. Tuhaf fakir cennete gidecek diyor.
Tok kadın cennete gidecektir. Tok zengin cennete gidecektir. Onun için efendim İslamiyet'i böyle düzene, öyle hayatımızı düzene sokmak lazımdı ki dediğim gibi yaşadığımız hayat dünya dahilinde bizim mutlu meselesi. Ve şunu diyebilirim. Ben kendi hayatımdan biliyorum. Ben efendim kola fanta bile içmedim. Yurt dışındaydım. Yurt dışında kola fanta bile içmedim. Kola fanta içmeyi hala içti diye de domuz yağısı bile içmedi dedim ki domuz yağısı bile yemedim kadar diye. Tosta bile ekmek, tüm ekmek bile yemedim ki domuz yağısı sürüyorlar diye. Yemek bile yemedim domuz yağısı doluyor diye. Et bile, ben domuz etini domuz yağısı yemem. Hatta da kanser eti bile belki yemiyorum. Olanız Müslümanım yani. Onun için kendimize Allah hadis bu da sen diyor halam işleme diyor sünnet resul uy cennete gelsin diyor. Ben de böyle hayatıma sünnet uydum efendim. Sünnet uydum halamla bakıyor cennete gelmiyorum inşallah. Bak dedim bak böyle diyorum. Bir vakit kazadan bahsetmişlerim bak. O artık kendim burada kendimden bahsetmek ona fazla geçiyor da. Efendim, bir insan hacca gitmedi, umreye gitmekti, namaz kılmaktan cennete girdi, sen geçin. Ben cennete, bu iş inanç olacak. İbadette bir insan cennete, bu iş inançtan olacak. İnançtan, sen bırak. Ben namaz ise, ben bu, meseldim, sapıkla meseldim. Başka değil, İslamiyet işte. Başka halka yine, basra halka da olan halka, grupta olanı daha fazla ediyorlar. İbadet edilen sabah kılanlar var, şunu yapalım, bunu var. İbadet edilen dedi ki, bu, risk yapar. Şunu yapmak lazım efendim. İnanç, doğru olmasın. Doğru inanmak lazım. Sen istediğin kadar ibadet edin. Baba, hadisi var. Hadisi var. Ne kadar doğru hadisi var. İbadet, yanlış inananlar, yanlış kabul inananlar illa ki cehenneme gidecek. Onun için yani bak. Bak onun için bu işte kolay değil. Ben şu an Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'deki insanlar şöyle diyebilirim. Hem hakikate iniyorlar hem hakikate inanmıyor da hakikat itiraz hakkı doğuyor hem de yanlışına. Çünkü böyle. Böyle diyebilirim. Çoğu doğru inanıyor ama çoğu da hakkı yanlışına. Alevisi başı. Aleviler deyse benim lafım. Aleviler deyse Alevi de olabilir benim lafım yok da. O da insan. Alevisi şunu bu işe bu mesele. O mesele diyorum. İtikat İslamet doyulabilir. Onun için adını Osmanlı, çünkü öyle bir devletti ki Osmanlı Bizans'ı fethedip diyor ki Fatih'im ben de kafire bir şey yapmam diyor. Onun dininde istediği gibi yaşıyor. Buradaki Aleviler de bir Müslüman bir şey yapmaz. Korkmasınlar. Yavuz Sultan Selim zamanı yok geçti. Aleviler açıl, o da insan. O da insansın. Ben Alevli'ye bir şey olmazsa Yavuz Sultan Selim hükümden gelirse hükümde ben de keseyim. O hükümde gelirse onun için yani sistematik olarak şunu yapmak lazım. Dediğim gibi ben bunu şunu diyebilirim. Bir insan sabaha kadar ibadet eder, kayıp eder. Bir insan hiç, hatta da hakikate inanır bak, fazla yapar cennete ki, bu olabilir bu. Kalbi temiz,
inançta yani. Bu diyor, bir şey var ya İslam, bende bir şey var. İnançın. Bu galiba o inançın sokmakla. İnan gitsin. Millet yıkılan bir inan gitsin. Varsın.